Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. PUBG Mobile emülatörde 120 FPS nasıl yapılır? Bunu göstereceğim size. Önce Gam, Gam açıyoruz arkadaşlar. Gamelop'u açtıktan sonra yukarıda 3 tane çizgiden ayarlarımızı açıyoruz. Buradan da model ayarlarına girdik. Burada sizde ortak model olabilir. Ki öyle yazıyor zaten. Burayı özelleştirme yapıyoruz özelleştirme yaptıktan sonra ilk kutucuğa büyük harflerle Samsung yazıyoruz ve bunun tam karşılığı olan şu boşluğa da pardon şu boşluğa da Samsung Manisa Tire X 910 yazdıktan sonra burayı kaydediyoruz kaydettikten sonra bunu aşağıya alabiliriz bilgisayarımızdan gamelop dosyaların içine gireceğiz yani dosya konumunu açacağız benimki yerel dikste program files Buradan file tx içine giriyoruz. Uni dosyası bakın. Uni dosyasını açıyoruz. Uni dosyasını açtıktan sonra Android emülatör n dosyasını sağ klik yapıyoruz. Gönder diyoruz. Gönder dedikten sonra masa üstü kısa yol oluştur. Kısa yolu oluşturuyoruz. Ben daha önce yaptığım için burayı geçiyorum arkadaşlar. Kısa yolu oluşturduktan sonra bu şekilde geliyor sizin karşınıza. Bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde sağ klik yaptıktan sonra özellikler diyoruz. Özelliklere hedef bölümüne yani şu klasörün içine en sonuna boşluk tire Van, Manisa, boşluk, yüz yazdıktan sonra bunu da uygula tamam deyip çıkıyoruz. Çıktıktan sonra oyuna girişimiz oluşturmuş olduğumuz bu kısa yoldan giriş yapacağız. 120 FPS almak istiyorsan buradan giriş yapacaksın. Şimdi oyunumuzu açalım. Evet arkadaşlar lobiye giriş yaptık şu anda. Ondan sonra ayarlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben daha önce yaptığım için direkt ben seçili olarak geldi. Buna siz aldırış şey etmeyin. Sizde şu ultra aşırı olmayacak. Bakın kare hızı çıktı bilmem ne çıktı. Bunu renkli yaptıktan sonra Güç tasarrufunu kapatın abi. Düzleştirmeyi de kapatın. Parlaklığı 120 de yapabilirsiniz. Ben 18 kullanıyorum. Grafikleri otomatik ayarla. Bunu kesinlikle kapatıyorsunuz. Ee, savaş alanında akıcı ultra aşırı aldıktan sonra 120 FPS'iniz hayırlı olsun diyelim. Bu lobide geçerli değil. Bilginiz olsun. Sadece savaş alanında. Hemen testimizi yapıyoruz. Hemen kare hızımızı açalım. Lobide 90 alırsınız arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bakın burada gösteriyor. 85, 88, 90. Ne yapıyoruz? Eğitim sahasına giriyoruz. Evet arkadaşlar eğitim sahasına girdik. FPS'e yukarıdan takip edebilirsiniz. Bakın buradan. Bak 106, 115, 118, 117. Böylece 120 FPS'e almış olacaksınız. Heh. Bu işlemleri yaptıktan sonra isterseniz bakın FPS'i takip edin. 119 falan tekrardan söylüyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra isterseniz şöyle de bir şey yapabilirsiniz. GameLoop'u kapatıyoruz. Komple oyunu kapatıyoruz. Bakın sağ alttan da çıkış yapıyoruz. Bu şekilde çıkış yaptıktan sonra 120 FPS'iniz hayırlı olsun. Bu tür bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bye-bye.